Efendim hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Cuma Sohbetleri programına hoş geldiniz. Evet, muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan az sonra burada olacak. Şu anda İstanbul trafiği malum. Bugün biraz trafik yoğun. Hocam da gecikti. İnşallah yolda ilerleyen dakikalarda bizlerle birlikte olacak. Peki bugün Cuma Sohbetleri'nde ne konuşacağız? Konumuz ne olacak? Hemen söyleyelim. Kulaklarından birisi olan komşuluk hakkını konuşmaya çalışacağız. Hocamıza bu konuyla alakalı sorularımız olacak. Evet, komşu hakları nelerdir? Komşu haklarına riayet eden ne kazanır? Riayet etmeyen ne kaybeder? Ebedi hayatta peygamberimize kimler komşu olabilecekler? Hangi özellikler büyük mahkemede hesabın kolaylaşmasına sebep olur, buna vesile olur? Şehitlerin ve peygamberlerin imreneceği kişiler kimlerdir? Sonunda pişmanlığa dönecek dostluk hangisidir? Dostluğu pekiştirecek şeyler nelerdir? Evet, hocamıza soracağımız sorulardan bazıları. Sizin de konumuzla ilgili sorularınız varsa bize ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız zaten ekranda sürekli. O numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Hatırlayalım, 0212 alan koduyla 300-04, 04-300-06-06. Yine konuyla alakalı ya da sair sorularınız olursa sosyal medya hesaplarından da bize ulaşabilirsiniz. Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan. Twitter'da etiketimiz hocama sorum olacak. Evet, Twitter'da etiketimiz hocama sorum. Bugün konuklarımız var. Gençler misafirimiz bugün, stüdyo konuklarımız. Onları hemen takdim edeceğim size. Gazi Osman Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri bugün bizlerle birlikte. Onlarla bir açılış yapalım. Hoş geldiniz gençler. Nasılsınız, iyi misiniz? Şöyle bir gelelim yanınıza. Evet. Bugün aşure de ikram edeceğiz size. Onu da söyleyelim. Nadire teyzemiz, Nadire annemiz var bizim. Duasını hiçbir zaman eksik etmiyor bizden. Her yılda Muharrem ayında, aşure gününde aşure yapar yollar. Bugün de rahatsız. Programa girmeden evvel kendisiyle de telefonlaştık. Duasını aldık, geçmiş olsun dedik. Kendisi gelemeyecek ama aşureleri gönderiyor. Sizin de bugün kısmetinizde aşure yemek varmış, onu da söyleyeyim. Yiyen var mı aşure? Evet. Hayır, yani evde aileniz mutlaka yapmıştır, yemişsinizdir. Peki, gençlerle bir başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyalım kısaca önce. İsmim Selim Komut. Gazi Osman Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Bugün öğrencilerimizle beraber hocamızı dinlemeye geldik. Hocam ne iyi ettiniz. Çok güzel ya. İnşallah istifadesi bereketli olur, bol olur. İnşallah. Allah razı olsun. Biraz okuldan bahsedelim mi? Gazi Osman Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi eski bir okul. İstanbul İmam Hatip Lisesi'nin bir şubesi olarak açılıyor. Fahrettin Kığlı tarafından arsası bağışlanmış, yanında yurdu olan camisi, okulu İmam Hatip Lisesi olarak uzun yıllardır hizmet veriyor. Okulumuz böyle. Sizin branşınız hocam? Ben meslek dersleri öğretmeniyim. Meslek dersleri öğretmenisiniz, evet. Gençler, şimdi hangi sınıf şu anda bizim misafirimiz olan gençler? 11E sınıfıyla ilahiyat sınıfımız, 12C sınıfı. Yani lise 3 mi oluyor? Lise evet. 3 ve lise 4. Evet. Evet. Peki gençleri o zaman bir tanıyalım mı hocam kısa kısa? Bir memlekete biz her hafta selamla başlıyoruz. Mesela şuradan başlayalım. Senin ismin nedir? Evet, senden başlayalım. Adım Mehmet Nebi, soyadım Kabak. Kaçın sınıfsın? 11 sınıfına gidiyorum. Evet. Çorumluyum. Çorumlusun. O zaman Çorum'a bir selam yolla bakalım. Çorum'a buradan selamlar gönderelim. Çorum'a selam olsun. Yanındaki arkadaşa verelim hemen. Adım Burak Mevlüt Yıldız. Sivaslıyım. Sivas'a buradan selam olsun. Eyvallah. Eyvallah. Erkan Ertekin, aslen Siirtliyim. Buradan Siirt'e selamlar olsun. Siirt'e de selam olsun. Hayırlı cumalar Siirt. Halil Peker, Adıyamanlıyım. Adıyaman'ın buradan selamlar olsun. Adıyaman'a selam olsun. Hayırlı cumalar Adıyaman. Sadık Karakuş, Adıyamanlıyım. Buradan okulumdaki tüm hocalarıma selam yolluyorum. Selam olsun. Hayırlı cumalar. Fatih Muzaffer Ayvaz, Kastamonluyum. Buradan Kastamonu'ya selamlar. Kastamonu'ya da selam olsun. Hayırlı cumalar diliyoruz. Muhammed Ensar Aksakal, Erzurumluyum. Erzurum, evet. Dalaşlara da selam olsun. Muhammed Şener, Giresunluyum. Giresun'a selamlar. Giresun'a da selam olsun. Hayırlı cumalar. Sevgili Zahid'in Erzurumluyum. Buradan Erzurum'a selamlar olsun. Erzurum'a selamlar. Halil İbrahim Bayhan, Malatyalıyım. Malatya'da selam olsun. Selam olsun Malatya, hayırlı cumalar. Taha Coşkun, Çankırılıyım. Buradan Çankırılara selam olsun. Çankırı'ya selamlar. Evet, önündeki arkadaşı uzatalım. Şimdi sorularınızı da alacağım. Hocam geliyor. Soru hazırladınız mı? Aklınızda sorular var mı hocamıza soracağınız? Var. Kim bilir neler var şimdi. Eyvah. Hocamın işi bugün biraz zor mu ne? Peki, o soruları ben not almaya çalışayım. Ne sormak istersiniz mesela hocama bugün?
Size hemen uzatalım mikrofonu. Soru sormak isteyenler, evet. Ahlaki yozlaşma. Ahlaki yozlaşma. Peki ahlaki yozlaşmadan neyi kastediyorsun? Yani gündelik yaşamda insanların giyinişleri ya da bu giyinişlere göre hani modern yaşamımızda hani bayanların giyinişi... Biraz yakın tutar mısın mikrofonu? Tesettürlü giyindiklerine rağmen hani makyaj yapmaları mesela. Evet, soruya bakar mısın hocam? Yani şunu kastediyor, tesettürlü hanımların, kadınların makyaj yapması dinen uygun mu değil mi? Evet. Evet, bunu soralım. Peki sizin bir cevabınız var mı buna? Mesela tesettürlü hanımlar makyaj yapabilirler mi? Buna bir cevabınız var mı? Uygundur diyor. Verir misin sen? Nereliydin? Siirtliydin değil mi? Ver. Şimdi biz reklam öncesinde. İsim neydi kardeşim? Erkan. He? Erkan Ertekin. Erkan'la da biraz muhabbet ettik. Soru soruyorum. Arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Her şey diyor. Uygundur diyor. Böyle hoca iyi tabii yani. Ne sorarsanız uygundur. Uygundur. Şaka. Uygun mudur hocam? Yok hocam, bence uygun değildir yani. Şakaya bir yana. Tamam, uygun değildir diyorsun. Yani. Evet. Başka sorusu olan var mı? Evet, en arkaya uzatalım. Şimdi bunları unutmayalım, tamam mı? Hocam gelince bir kez daha soracağız bunları. Not almış olalım. Bir şey yiyip içerken yanımızdaki kişiye ikram etmesek kulak olur mu? Heh, bu da güzel. Yani bir şey yiyip içiyoruz ama diyelim ki o anda işte kalabalık bir ortam var, çevremizde insanlar var. Onların olduğu ortamda herkesin işte gözünün içine baka baka bir şeyler yiyip içiyoruz. Yani kastettiğimiz lokanta ya da restoran değil. Evet. Halk açık yerlerde yiyip içmemiz kul hakkına girer mi, göz hakkına girer mi, bunu soruyorsunuz. Devam edelim, öndekine uzatalım. Evet, buyur kardeşim. Benim komşum köpek besliyor ve ben köpekten tiksiniyorum. O komşum bize yemek getirince ben o yemeği yemesem üzerimde hakkı var mı? Benim komşum köpek besliyor, evde köpek besliyor herhalde. Dolayısıyla ben de köpekleri sevmiyorum. Onun getirdiği yemekleri yemek de istemiyorum bundan dolayı diye sordu. Hocamıza soralım ve hocamız geldi. Hocam hoş geldiniz. Efendim, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar, buyurun hocam. Sağ olun efendim. Geçmiş teşekkür olsun, ederim. Trafik sağ çilesini ol. Atlattınız. Öyle oldu efendim. Evet. Sağ olun. Buyurun hocam. Yoğun da hocam herhalde bugün. Gerçi cuma hep yoğun ama. Ama bu hafta değişik oldu. Olsun hocam. Evet. Sağ salim geldiniz. Öyle elhamdülillah. Size bir şey olmasın. Tabii efendim. Evet. Sağ olun. Hocam bugün tabii sürpriz var. Misafirlerimiz gençler gördüğünüz gibi. Maşallah. Gazi Osman Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri. Aman ne güzel. Hepsini tebrik ediyor. Başarılar diliyoruz efendim. Hocamla beraber gelmişler. Eksik olmasınlar. Bugün de size bir hayli soruları var. İnşallah. Bugün terleyeceğiz galiba. İnşallah. Aman. Peki ben girişte konumuzu söylemiştim, duyurmuştum. Komşuluk hakkı evet. İnşallah. Evet. Konuşacağız diye ama inşallah vakit kalır gençlerin sorularından. Tabii. Bir kez daha sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Hem komşuluk hakkı ile ilgili sorularınız için hem de sair konulardaki sorularınız için bize ulaşabilirsiniz. 0212 alan koduyla 300404 300606. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Twitter'dan yazmak isterseniz hocama sorum etiketiyle bize ulaşabilirsiniz. Facebook'tan da yazabilirsiniz. Her yerden yazabilirsiniz. Evet hocam, biz soruları almıştık. Evet. Başlayalım mı soru cevapları? İyi olur, memnuniyetle tabii. Evet, peki. Başlayalım. O zaman ilk soru, arkadaşımız ahlaki yozlaşmayla ilgili bir soru sordu. Evet, tekrar edelim o soruyu. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam ahlaki yozlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle açtı sonra, ben dedim neyi kastediyorsun? Dedi ki örneğin dedi tesettürlü bayanların makyaj yapmasını doğru bulmadığını düşünüyorum. Ben, evet. Sen o yüzden soruyorsun evet. Galiba bunu. Yani bu doğru mu değil mi? Dinen uygun mu değil mi? Caiz mi değil mi? Efendim ben ondan önce benim aklıma mesela şunlar geliyor. Bakın uyuşturucu kullanımı çoğalıyor. Ana baba saygısı kalmıyor. Efendim komşuluk hukukuna riayet yok, haram helal gözetmesinde titizlik hassasiyet yok, yani bu yozlaşma böyle oluyor. İşte bu yozlaşmayı sevgili gençler sizler gidereceksiniz. Yani kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim, onu dindirmek için komşu yerim çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğneririm, hakkı tutar kaldırırım. Bakın analarınızın, babalarınızın sizde hakkı var. Devletimizin sizde hakkı var. Milletimizin sizde hakkı var. Yani yetişeceksiniz, bu dertlere deva siz olacaksınız. Süleyman Çelebi ne diyor? İlahi,
sana layık kulları ile hemdem et. Ehli derdin sohbetine mahrem et. Yani dün bir hanım, bakın orta yaşlarda, ağlayarak beni buldu. Ama hem de gözyaşını da gizlemek istiyor. Neymiş derdi? Hocam, oğlum madde bağımlısı, ne olur dua et. Bacım, ben dua edeyim ama bu sadece benim dua etmemle bu iş olmaz. Dua, evet dua var, inanıyoruz. Et-dua'u silahul mümin. Ama dua iki türlüdür. Bir dil ile olan dua, bir de fiilen olan dua. İşte neymiş derdi? Oğlum madde bağımlısı. Peki buna bak, benim de gücüm yetmez, senin de gücün yetmez. Devlet gücünü bu işin içine girdirmeliyiz. Hangi ilçede oturuyorsan oranın kaymakamına bu durumu bildir. Hocam öldürür beni. Eğer kaymakama bildirirsen, bakın şu kadının derdine bakın. İşte yozlaşma deyince delikanlıdan ben bunu anlıyorum. Yozlaşma bu. Müslüman ananın babanın evladı maddeye kendini kaptırdı. Ne ananın gücü yetiyor, ne hocanın gücü yetiyor. Devlet gücüyle bu oğlumuzu kurtarmaya çalışacağız. Oğlumuz, kızımız, her neyse. Hulasa, önce iman. Rabbimiz bakın. Vel asr. Yemin ederim minnel insane lefî husrin. İnsanlık büyük bir zarardadır. E kim kurtulur ya Rabbi? İllellezîne âmenû. İman edenler. İman yeter mi ya Rabbi? İman kafi değil. Ve amilus salihat. İmanın gereği dünya ve ahiret hayatına hedef alan güzel şeyler. O yeter mi? O da yetmez. Ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr. Hak ile, sabır ile, sebat ile tavsiyeleşenler. Yani bu sıkıntılardan, bu yozlaşmadan kurtulmanın yolu önce iman, sonra da dünya ve ahiret hayatına hedef alan salih işler. Sonra hepimiz bir gemi yolcusu gibiyiz. Gemiyi delen de batar, seyreden de batar. Evet. Allah razı olsun hocam. Peki. Mikrofonu arkadaki kardeşimize uzatalım. Evet, oturabilirsin, sıkıntı yok. Oturabilirsin. Evet. Bir şey yiyip içerken yanımızdaki kişiye ikram etmesek kulu hakkı olur mu? Nasıl efendim? Hocam diyor ki, insanların yiyip içmediği bir ortamdayız ama biz bir şeyler yiyoruz, içiyoruz. Bu kul hakkına, göz hakkına girer mi diyor. Yani insanlar oruçlu, herhalde öyle. Oruçlu değil. Oruçlu değil. Oruçlu değil. İnsanların... Ama lokanta ya da kafeterya ya da restoran da değil. Halka açık yerde. İnsanların yiyip içmediği bir ortamda bizim yiyip içmemiz kul hakkına, göz hakkına girer mi? Nezaketen tabii o insanların hakkına, saygı bakımından öyle olmaması lazım. Tabii. Evet. Doğru. Peki. Evde köpek besleme ile ilgili bir kardeşimizin sorusu vardı. Buyur. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Hocam, bizim komşumuz evde köpek besiyor ve bize yemek getirince ben o yemeği yiyemiyorum. Bu benim üzerimde bir hakkı var mı? Komşumuz evde köpek besliyor ve kendisi bize yemek de getiriyor, ikram ediyor ama ben yiyemiyorum o yemekten. Haklı olarak endişe ediyor. Endişe ediyor ve yiyemiyor tabii. Bundan dolayı bir sorumluluğa, bir vebale girmez. Ama getirdiğin yemeği yemedim diyerek çöpe atmayı da ona hissettirmemek lazım. Tabii evde köpek besleme İslam adabına göre uygun değildir, caiz değildir. Evet. Evin içinde yani köpek beslemek. Bakın, hayvanlara karşı bizim bir nefretimiz, düşmanlığımız yok. Allah'ın yarattığı varlıklar. Ama köpek için nerede izin var? Bekçilikte kullanabiliriz, evin dışında kullanabiliriz, av hayvanı olarak kullanabiliriz ama evin içinde kullanamayız. Kedilerde öyle yani, değil ama değil mi? Kediler öyle değil. Kediler evde bulunabilir ama köpek için öyle değil. Yani son yıllarda bir meraktır başlıyor. Müslüman evinde de kullanılabilirmiş gibi düşünülüyor. Ama bu uygun değil. Yani ilmen sağlık açısından da düşününce bunun böyle olduğunu göreceğiz. Evet. Mikrofonu uzatalım. Sağ cenahta sorusu olan var mı? Evet, uzatalım elden ele arkadaşlar.
Gazi Osman Paşa Anadolu İmam Hatice öğrencileri bugün. Hocam ateistle evlenmek dinen uygun mudur? Ateist ya. Birisiyle evlenmek? Yani ehli kitapla bir Müslüman erkek, ehli kitap dediğimiz Hristiyanla, Yahudi ile evlenebilir ama ateistle evlenemez. Ateist, dinsiz, imansız, onunla evlenme yok. Evet. Evet. Öne uzatalım. Tamam. Geliyor mikrofon. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hepimiz istemeden de olsa müzik dinliyoruz. Çeşitli internet sayfalarında araştırmalar yaptım ben de. Size de bir sormak istedim. Müzik dinlemek haram mıdır? Müzik dinlemek haram değil. Genel bir kural koyalım. Yani nefsani duyguları tahrik eden, harama teşvik eden müzikleri dinlemek meşru değildir. Ama bende bedi'i ilahi bir zevk uyandırıyor, haramlara teşvik etmiyor, onlar caizdir. Evet. Genel bir kural evet. olarak böyle diyelim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam benim sorum, bir program üzerinden para kazanmak caiz midir? Bir program üzerinden, o programa emek verdiyse, ben böyle anlıyorum. Kastettiğin ne, hangi, nasıl bir program anlamadım. Evet. Herhangi bir program. Herhangi bir internet programı. Anladım. Yani internetten indirdiğimiz programlarla ilgili de soruyorsun. Evet. Evet. Başkasından herhalde izin al o programı yap. Yani telif hakkı varsa o programın bir telif hakkı varsa onları korsan olarak indirmek tabii ki tabii. Uygun olmaz. İzin almak. Evet. Yok sahibi buna izin verdiyse yine mesele yok. Evet. Problem yok. Teşekkür ederiz. Uzatalım. Evet. İsminizi de söylerseniz Benim adım Doğukan. Doğukan buyur kardeşim. Hocam benim bir sorum olacak. Benim bir tane ateist arkadaşım var. Birkaç defa ben bunu ikna ettim Allah'ın varlığına ama hala inanmamakta ısrar ediyor. Ne yapabilirim? Benim ateist bir arkadaşım var. Bu arkadaşımızla yine güzel insani münasebetler içerisinde arkadaşla devam edip onu kurtarmaya çalışmak. O adeta şu anda çamurdadır. İmansızlık ortamındadır. İmansızlık ortamı yani sanki bir çamur ortamıdır. Onu seviyorsun, ona şefkat ediyorsun. Şu arkadaşı da kurtarsam, siz onu tedricen böyle anlatırken onu ikna ederek o kişiyi kazanabilmek. Hocam, Hazreti Ali Efendimiz'e ne diyor Efendimiz? Allah'a yemin ederim Ali, senin vasıtanla Cenab-ı Hakk'ın bir kişiyi hidayete erdirmesi üzerine güneşin doğup battığı bütün varlıklara sahip olmaktan çok daha değerlidir. Siz güzel davranışlarınızla, sözlerinizle onun gönlüne gireceksiniz. O diyecek ki bu arkadaşım niye bu kadar nazik, niye bu kadar kibar? Örnek insan. Örnek insan. Model insan. Ya bu Müslüman, ya bu Müslüman bu delikanlı. Ya Müslüman olunca öyle olursa, bak ben sıkıntılar içerisindeyim, ben bunalımlar içerisindeyim. Beni de Allah'a inanmaya davet ediyor. Allah bizi yaratan, rızkımızı veren, ömrümüzü belirleyen Rabbimiz melek inancına davet ediyor. O sevimli varlıklar hep etrafımızdaymışlar. Bizim iyi ve kötü davranışlarımızı kaydediyorlarmış. Devletin polisi görmeyebilir ama o melekler görüyor, kaydediyor. Ve bundan dolayı da Rabbimin huzurunda hesaba çekilecekmişim. Erdemli insan olabilmek için ne güzel şey bu, ne güzel inanç bu demesine sebep olacağız inşallah. Hocam zaten onun dediği de yine alnına akıyor. Mesela hocam ben bir örnek vermiştim buna. Kalemle kağıda bir tane şekil çizdim. Dedim ki bunu ben mi çizdim, kalem mi çizdim dedi. Dedim. Dedi ki bunu kalem çizdi. Dedim ki o zaman bu kalemi bırakıyorum kendi kendine çizsin dedim. Dedi ki kendi kendine çizemez, bunu yapan bilinçli biri olması lazım dedi. Ben dedim ki o zaman bu kainatta kendi kendine olmamıştır, Allah yaratmıştır dedim. Yine de inanmıyor. Ne güzel bir örnek. Tekrar eder misin o örneğini? Mesela ben bir kağıtla bir şekil çizdim bu kağıdın üzerine kalemle. Dedim ki kalem bıraktım, bunu ben mi çizdim, kalem mi çizdi? Dedi ki kalem çizdi. Dedim ki o zaman ben bunu bıraktım, kalem kendi kendine çizsin bunu hadi dedim. Hadi çizsin. Evet. Dedi ki öyle bir şey imkansız, bilinçli bir varlığın bunu yapması lazım dedi. Dedim ki o zaman bu kainatı da bilinçli bir varlık olan Allah yaratmıştır dedim. Ondan sonra bir şey diyemedi ama yine de inanmıyor. Evet. Ama herhalde
herhalde günün birinde inanır. Yani sizin bu misalinize hayır dedi ama siz bu misalleri çoğaltın. Eczanedeki raflar, diyelim ki raf devrildi, o şişeler kırıldı, ilaçlar birbirine karıştı. Bunu ilaç olarak kullanalım mı? Yok, kullanmayalım. Kullanmayalım, hayati tehlike. Kendi kendine olur mu bu? Öteki ilaçlar, raflardaki ilaçlar ciddi bir hesapla yapıldı da oraya konuldu, değil mi? Yani demek ki kendi kendine öyle ilaç falan olmuyor. Yüce Rabbimizin bakın en küçükten en büyüğe, bir şeyden her şeye, her şeyden bir şeye, atomun yapısından güneş sistemine kadar her yerde akıllara hayranlık, fikirlere durgunluk verecek bir düzen var, bir ahenk var. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Akif böyle der ya, bir düzen var. Bunu görüyoruz. Görünce de aklımız da var. Bu kendi kendine olamaz da. Akıl tabii. Teslim olmalı. Evet, evet. Tabii efendim. Peki. Allah razı olsun. Canım. Sağ ol kardeşim. Ya. Hemen uzatalım. Hemen ismini alalım senin. Selamünaleyküm hocam. Melkan Deniz, Tokatlıyım. Galatasaray Başkanı Anadolu Üniversitesi'nden geliyorum. 11. sınıf öğrencisiyim. Buradan size Mustafa Açık, Osman Nuri Bakır ve Sevgi Gümüş hocamdan bol selamlar getirdim hocam. Benim sorum ise biz İmam Hatipli Bisikletçiler adında bir bisiklet grubu açtık. İmam Hatipliler olarak bisiklet sürüyoruz. Benim iki sorum var. Birincisi, sürerken biz forma giyiyoruz. Formalarımız biraz dar. Şu arkadaşım forması gibi. Bu tür formaları giymemiz bizim için bir sıkıntı teşkil eder mi? Diğeri de biz aynı şekilde erkeklere olduğu gibi bayanlara da yönelik olarak İmmatürk Bisikletçiler adında bir bölüm daha açmayı düşünüyoruz. Sizce bayanların bisiklet sürmesi bu konuda uygun mudur ama dar kıyafetli olmadan? Gayet güzel arkadaşımızın kıyafetinde bir mahsur yok. Bir mahsur yok. Evet. Tamam. Hiçbir mahsur bayanların yok. Bayanların bisiklet sürmesinde bayanlarınkinde yine o biliyorsunuz dinimiz el, yüz hariç öbür tarafın örtülü olmasını emrediyor. Evet. Yani şartlar uygun olursa onlar da tabii, tabii ki. Evet. Sağ olun hocam. Uzatalım öne. İslam'da cihat ve harp kavramları ayrı ayrı kullanılmıştır. Aralarındaki fark nelerdir? Cihat efendim, yok harp. Aşağı yukarı aynı anlama gelir. Cihat demek illa savaş etmek demek değildir. Bakın nefsimizle cihat yani en fazla gücü sarf etmek demektir. Malımla, canımla, nefsimle mücadele ederek gücümü sarf etmek demektir. Savaşa ne zaman izin verildi? Benim canıma, malıma, ırzıma kast ediyorsa elbette karşı koyacağız. Elbette karşı koyacağız. Yani milli marşımızda da nitekim bu yer almaktadır. Akif merhum der, yani yumuşak huyluysam kim demiş uysal koyunum? Fakat asla çekmeye gelmez boynum dediği gibi Akif. Evet, yumuşak huyluyum, şefkatliyim, merhametliyim, insan sevgisiyle gönlüm dolu ama vatanıma, milletime, devletime, namusuma, şerefime kast edene de ben güç olurum, silah olurum. Nitekim 15 Temmuz'da olduğu gibi. 15 Temmuz'da 241 şehit şehitle can attı. Mevla onlardan razı olsun. Abi. Sen birliğimi, dirliğimi, devletimi elimden almak mı istiyorsun? Ben bu işe seyirci kalmam arkadaşlar. Allah razı olsun. Abi. Evet efendim. Peki reklama girecekmişiz. Kısa bir aramız var. Reklamlardan sonra inşallah Cuma sohbetleri devam edecek. Evet, Cuma sohbetleri devam ediyor sevgili izleyenler. Gazi Osman Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri bugün misafirlerimiz, sevgili arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Onların sorularını aldık ilk bölümde. Tekrar sorularını almaya devam edeceğiz. Ama önce telefonumuzu alalım. İzleyicilerimiz hatta bizi bekliyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı cumalar diliyorum. Selamun aleyküm hepinize. Hayırlı aleyküm cumalar. Selam. Hayırlı selam. Cumalar. Buyurun efendim. Bizim çocukların düğününde altın getirip takmışlar. Biz de bunları kaydedememişiz, unutmuşuz. Onların çocuklarının düğününe para götürmüşüz veya daha düşük bir hediye götürmüşüz. Bunun karşılığında
acaba kul hakkı oluyor mu? Evet. Hocamın ellerinden öpüyorum. Estağfurullah. Sağ ol. Efendim bu bir alışveriş gibi değildir ki. Hediye değil mi? O buraya hediye etti. Tam sen bana 100 liralık hediye getirdin. Ben de sana 100 liralık iletirim şeklinde de olmamalı bu hediye. İçimizden gelerek karşımızdakine verdiğimiz bir şeydir. Yok sen altın getirdiydin, benimki para oldu. Tam karşılığı alışveriş şeklinde değildir bu. Tehadev tehabbu. Hediyeleşin, sevişirsiniz. Sevgili Peygamberimiz sadaka kabul etmezdi. Ama hediye kabul ederdi. Efendim, demek Peygamberimizin sünnetidir bu. Diyor ki ben altın götürmüştüm, bana altın getirmediler diye böyle söylentiler. Bunlar uygun değil yani. Ben altın götürmüştüm, sen bana TL getirdin, olur mu filan. Bunlar uygun değil bu. Hediyeleşmedir bu. Bir alışveriş değildir bu. Doğru. Evet. Yani aslında beyefendi doğrusunu yapmış. Tabii. Yine oraya boş gitmemiş, hediyesini götürmüş. Ne kadar güzel. Evet. Ama illa ben altın götürdüydüm. Ben küçük altın götürdüydüm. Veya ben küçüğün büyüğünü götürmüştüm. Sen bana küçüğünü getirdin. Bunları dememeli değil. Yani söyleyenler yanlış söylemiş. Yanlış böyle söylerler. Karşılık beklememeli. Evet, evet. Hediye karşılıksız. Ahmet Bey teşekkür ediyoruz aradığınız için. Hayırlı cumalar. Ankara'ya selamlar. Hayırlı cumalar. Evet, Twitter'da etiketimiz hocama sorum sevgili izleyenler. Bu etikete gelen bir soruyu aktaralım, sonra telefonla devam edelim. Dilek Hanım'ın sorusu var. Diyor ki önceki sohbetlerde borç vermenin öneminden bahsettiniz. Ya. Peki borcunu ödemezse durum ne olacak? Ya maalesef dert böyle oluyor. Borcunu o zaman matlul ganiyyi zulmün. Durumu müsait olan kişinin borcunu ödememesi zulümdür, haksızlıktır. Kul hakkı ihlalidir. İşte ve güven kalmıyor. Böyle ederken ne oluyor? Yardımlaşma kalmıyor. İki defa, üç defa sıkıntıya gireceğime bir defa yok deyim iş bitsin diyor. Yani diyelim ki çok sıkışmış, borcu var, ödeyecek, bana borç verin diyor. Ya vermeye veririm, param da var ama bu sefer ödemez. Ödemeyince ben bir daha isterim, yine ödemez, bir daha isterim. Hepsinde sıkıntıya düşeceğime, üç defa, dört defa sıkıntıya düşeceğime bir defa yoktur diyeyim, işi başından bitireyim. Böyle düşünülüyor, maalesef böyle oluyor. Ve böyle olunca güven ve yardımlaşma kalkıyor. Yani o hadis-i şerifi bir daha hatırlatalım madem. Buyurun hocam. Söylemişken kardeşimiz, Efendimiz ben cennete girdim, orada bir yazı gördüm. Bir sadakaya 10 sevap, bir ödünce 18 sevap. Cibril'e dedim ki Cibril, sadaka tamamen vermektir. Ödünç ise geçici zaman için vermektir. Bir sadakaya 10 sevap, bir ödünce 18 sevap. Borç vermek daha sevap. Daha sevap. Evet. Niye öyle diye Efendimiz Cibril'e soruyor. Cibril'in cevabı şöyle. Sadaka ihtiyacı olana verildiği gibi ihtiyacı olmayan birine de verilmiş olabilir. Ama ödünç para gerçekten ihtiyacı olan birine verildiği için sadakadan daha fazla. Hmm. O yüzden sevabı daha fazla. İki defa ödünç veren onu tamamen vermiş gibidir. Yani şu yardımlaşmaya, teşvike bakın. Bu yüzden suistimal edilmemesi lazım değil mi hocam? Suistimal edilmemesi Çünkü lazım. İnsan bir borç verir, iki borç verir. Üçüncüsünde bu sefer vermez. Alamayınca vermez. Vermez. O sevaptan da mahrum olur. Evet. Peki devam edeceğiz. Telefonla bir soru daha aktaralım. Hocam şöyle bir soru var. Bir evladın ayetlerin meallerini eksik anlayıp hadisleri ve peygamberi inkar ederse onunla ana baba ilişkisi nasıl olmalı? İlişkimizi devam ettirmeli miyiz? Evine gidip gelmeli miyiz? Sofrasına oturmalı mıyız? Devam ediyor. Misal başörtüsü ayetini örtü yok sadece omuzlardan aşağı örtmeli diyor ve bunu bize dikte etmeye çalışıyor. Aramızda bu yüzden çok büyük gerginlikler ve sorunlar oluşuyor. Evladımıza nasıl davranmalıyız? Yapıcı usul. Hemen diyaloğu kesmek yok. Sen böyle düşündün, böyle yorumladın, sen dinden çıktın şeklinde yorumlar yaparak diyaloğu kesmemiz uygun değildir.
Rabbimiz bakın üdü ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izetil haseneti. Ey peygamber, insanları Allah'ın yoluna güzel sözlerle davet et. İkna metoduyla davet et. Yani bu mevzu yeri geldi bu gençlere de üslup meselesi. Evet. Muhsin Bey, hani iki tane hoca var. Hocanın birinin metodu sert. Ötekininki de yumuşak. Bu ikisi hamamcıya diyorlar ki biz hamama gelmek istiyoruz da hamamda da böyle tedbirsiz imkanlar insanlar oluyor. O yüzden gelmek istemiyor. Birbirinden habersiz hamama girecekler ikisini. İkisi yok bir, evet. Birbiriyle müşterek evet. Hamama gidecekler. Evet. Hamamı işletene diyorlar ki ya hamamda da böyle hayasız adamlar oluyor ondan gelmiyoruz. Hmm. Ne zaman müsait arkadaş? Filan gün filan saat gelin diyor. İki hoca varacaklar. Sert hoca önce geliyor. Hamamı işletene diyor ki tamam mı içeri müsait mi? Gireyim mi? Gir hoca. Yani herkes çıktı gitti de bir delikanlı kaldı. O da son sularını dökünüyor. Girebilin hoca. Sert hoca içeri giriyor. Gerçekten bir delikanlı kalmış. O da yıkanmasını bitirmek üzere ama peştemalı kucağına toplamış. Yıkanıyor. Şimdi bizim sert hocayı tut da bağla. Dinimize göre göbekle diz kapağı arasının örtülü olması lazım. Delikanlı böyle değil. Peştemalı kucağına toplamış, öyle yıkanıyor. Sert hoca diyor, lan hayasız, terbiyesiz, Allah'tan korkmaz, kolundan utanmaz mısın? Hayasız herif, nedir lan senin bu halin? Delikanlının kafa bozuluyor. Olanı da kaldırıp atıyor. Şimdi yumruklar hocanın başına inip kalkacağı sırada bereket ki ikinci hoca giriyor. Vaziyet çok kötü ya, delikanlı hocayı mahvedecek. Elini şöyle, bu da bir işte fiziki temas yani yakınlık, güven ifadesi. Beden dili. Delikanlının omuzuna atıyor. Oğlum sen filanın oğlu değil misin? Evet. Senin baban ne muhterem adamdı ya filan deyince utanmaya başlıyor. Hocam hele şu peştemali tutunayım. Ört şu eteğini terbiyesiz demedi. O kendiliğinden utandı. Babasına arkadaş çıktı bu ikinci hocaya. O yüzden hocam hele şu peştemalimi tutunayım. Tutundu. Babasıyla ilgili hatıralar anlatılmaya başlayınca hocam müsaade edersen seni bir keseleyeyim. Olur oğlum. Baba dostuna bunlar yapılır. Biraz daha ahbaplık ileri gidiyor. Hocam müsaade edersen hamam ücretini vermek istiyorum. Olur oğlum. Bakın şimdi sert hoca ne yaptı? İçeriye girdi. Yani azıcık örtülü yer vardı. Onu da açtırdı. Onu da açtırdı. Yani açığı örttürmedi, olanı da açtırdı, yumrukları da başına sıktırdı. Ama öteki hoca ne yaptı? Açığı örttürdü, ört şu eteğini demedi. Delikanlı utandı, kendiliğinden eteğini örttü ve hem keseledi hem de parasını da ödetti. Yani üslup önemli. Yani yapıcı. Yapıcı olmak lazım, evet. Yani bu şey ilişkiyi koparmak hani bu sorudan yola çıkarak zaten hocam bunu anlattı. Bu ilişkiyi koparmak çok basit yani. Evet, bir daha eve gelme dersin. Yani, seni evlatlıktan reddettim dersin. Sen gavur oldun de işi bitir. Gavur oldun dersin iş biter evet. Ama mesele o değil. Öyle değil yani. Evet. Yavaş yavaş bir daha araştıralım. Bir de şu kitabı okuyalım filan derken yavaş yavaş yani onun inadına damarına basmadan herhalde ikna ederiz öyle olunca. Diyaloğu kesmemek lazım. Kaya yağmura dayanmaz derler hocam. Ne güzel söz ettiniz. Yani ne kadar sert olursa olsun karşınızdaki. Ya. Yağmur damlası gibi yumuşak, hafif ama sürekli. İnşallah efendim, ona yola gelir. Cenab-ı Hak Hazreti Musa ile Harun'u Firavun'a gönderiyor. Yumuşak konuşun diyor. Allah Allah. Yani iki peygamberi Firavun gibi bir adama gönderiyor. Yumuşak konuşun diyor. Evet. Evet. Peki. Hocama sorum etiketime sorular geliyor. Aktaracağım ama telefonumuzu alalım. Beklettik seyircimizi. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Televizyonun sesini kısalım lütfen. Buyurun efendim. Alo. Ankara'dan arıyor. Buyurun. Ankara. Buyurun. Hayırlı cumalar Müslüm Bey. Hayırlı cumalar. Buyurun efendim.
Cumanız mübarek olsun. Hocamın da ellerinden öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Bil mukabele. Hocam ellerinden öperim. Estağfurullah efendim. Teşekkür ederim. Hocam benim 18 yaşında bir oğlum var. Evet. 12-13 yıldır ben bakıyorum. Babası cezaevinde. Ayrıyız biz kendisiyle. Oğlum bana sürekli yani bir şey söylediğin zaman iyi de olsa kötü de olsa şiddet uyguluyor. Ne yapmam gerekli? Oğlunuz size şiddet uyguluyor. Evet, şiddet uyguluyor. Yani bir şey dediğim zaman Muslim Bey bana yani vuruyor. Yani 2 gün öncesi daha yaşadık. Yani hiç çok asi bana karşı. İmam Hatip Lisesi'ne gidiyorsun. Yani ne yapabilirim? Allah Allah. Bu yaş. Evet, bak. Dualarınızı bekliyorum hocam. Dualarınızı hanım, istiyorum. Ellerinizden öperim. Hanım kardeşimiz, hani bak delikanlı denilir ya. Bu yaş. Evet. Bu yaş böyledir. Yani evet. Kız da olsa, erkek de olsa yani bize böyle tepki gösterirler. Ama bu haddi aşmış hocam biraz. Efendim? Haddi biraz evet, aşmış. Evet. Biraz haddi aşan da olur. Bunu fazla dert edinmemeli. İnşallah hocam, geçecek bu. Hocam özür dilerim. Evet. Estağfurullah. Ya bir de ben yatalak anneme bakıyorum 7 yıldır. Ben annemin yanında kalıyorum. Yani sıkıntılarım benim de var. Çok üzülüyorum. Bir de çocuk bana öyle yapınca yani inan ki çok çıkmaza çıkıyorum. Annemin de selamı var sizlere hocam. Sizleri çok seviyor. Muhsin Bey sizi. Allah razı olsun. Yani diyor ki Necmettin hocamın şeyini açar mısın diye bana kızıyor. Yani. Yatalak kendisi. Çok selam edin. Ellerinden hocam. Ellerinden öpüyoruz inşallah. Bizden de ona olun, selam. Bey, selam ve selam ve saygılarımızı iletin. Siz de ona hizmet etmekle ne güzel ediyorsunuz. Bakın sevgili peygamberimiz genç birisi yaşlı birine hürmet ve hizmet edecek olursa kendisi evet. Yaşlandığında kendisine hürmet ve hizmet edecek kişileri Allah hazırlar. İnşallah. Üç kişiye saygı, üç kişiye saygı Allah'a saygıdan gelir. Yaşlı Müslümana saygı, din evet. alemine saygı, adaletli devlet büyüğüne saygı Allah'a saygıdan gelir. Evet. İnşallah hocam. Ömrünün i̇nşallah, uzun, inşallah. Ömrünün uzun, rızkının bol olmasını isteyen ana babasının duasını alsın. Ne güzel ki annenize böyle şu kadar zamandan beri hizmet etme fırsatını Allah size verdi. Böyle bir evet. imtihanınız var. Evladınızdan da biraz sert muamele görüyorsunuz. Evet. Rabbimiz yavrumuzu evet. ıslah eylesin. Amin. İslam i̇nşallah edebiyle hocam, edeplendirsin bekliyorum. İnşallah. Amin. Dua evet edin benim için. Yani annem de yatalak. Yani o da üzülüyor. Allah yani ne olsun. Yaptığını bilmiyor sinirlendiği zaman. Baba da yok başında 13-14 yıldır. Yani bilmiyorum çok çıkmazın içindeyim hocam. Tek çocuğunuz hocam. Mu var? Başka evladınız evet, var mı? Hayır tek. Musun Bey tek çocuğum var. Bir evet. oğlum var ellerinizden öper. Allah yani olsun. Bir de İmam Hatip Lisesi'ne gidiyor. Ben ona üzülüyorum Muhsin Bey. Yani bilmiyorum. Evet. İnşallah... Dediğim gibi hanım kardeş bu yaşın gereğidir o. İnşallah geçecek evet. o. İnşallah. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Tekrar şifalar diliyoruz validenize. Annemin de çokça selamları var Muhsin Bey. Selam size hocam. Sizden hocam. Selam, selam edin lütfen. Dualarınız bizimle olsun inşallah. Hayırlı cumalar. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Sağ iyi günler. Hayırlı cumalar. Her şeyin hayırlısı hocam demek. Tabii efendim. Her şeyin hayırlısı. Peki. Ama ümitsiz de olmamalı. Bu oğlumuz düzelecek inşallah. İnşallah. Hocam, bu yaşın hocam gereğidir. Öyle hissetti, öyle dua öyle. Etti inşallah. Bu yaşın gereğidir. Peki bir telefon daha alalım. Sonra Twitter'a dönelim. Daha sonra da öğrenci kardeşlerimize, arkadaşlarımıza dönelim. Onların sorularını alalım. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar hayır. diliyorum. Cumanız mübarek olsun. Buyurun efendim. Sağ ol, Allah razı olsun. Hayırlı cumalar. Teşekkürler. Ya hocam ben adak adamıştım. Evet. 2 tane adağım var. Evet. Bir tanesini kesip hiç eve sokmayacağım, dağıtacağım dedim. Bir tanesinin yarısını dağıtacağım, yarısını yiyeceğim dedim. Hı. Adak yenmez diyorlar. Ama o şekilde adadım. Ben bir bunu öğrenmek istedim. İkinci sorum da 12 senedir annem öldü. Ne zaman rüyamda görsem annem benden konuşmuyor. Yüzüne tülbentini çekiyor, yüzünü çeviriyor. Konuşmuyor. Küste ölmedik. Yani bir de onu sormak istedim.
Annenizle küs ayrılmadınız, vedalaşmadınız ama böyle rüyalar görüyorum diyorsunuz. Küs ayrılmadım, vedalaştım. Hatta evet. Çocuğum hasta olmuştu. O bizdeydi, kardeşime bıraktım. Evet. Ben Gebze'ye gittim. Geri gelene kadar sabahına vefat etmişti ama helallaştık da gittik. Evet, bu tür rüyalar hocam. Mevla rahmet eylesin. Bunlar bağlayıcı Amin. Değil. Bunlarla evhamlanmayın, endişeye kapılmayın. Ama durumunuz müsait olduğunda namına sadakalar verirsiniz. Fatihalar evet. okursunuz, o kadar. Yoksa bundan dolayı evhamlanmak, kaygılanmak doğru değildir. Adakla ilgili hocam. Tabii adak meselesi yani kurbanın birini kesti. İkinciyi ama şu işim olursa kurban keseyim. Böyle mi Rabbim rızası nasıl için? Niyet ettiniz onu hocam soruyor. Nasıl? Niyetim eşimle şiddetli geçimsizlik vardı. Sağ selamet dövüşsüz kavgasız ayrılırsam adak keseceğim, yarısını yiyeceğim, yarısını dağıtacağım. Her ne kadar yarısını yiyeceğim dediyseniz de onun hiç evet. yemeden yine o da bir adak olmuştur. Öyle olunca şu anda müsait değilse, eliniz müsait değilse müsaitleştiğiniz bir zaman o adağı da yerine getirmeli. Böyle bir mecburiyet yoktu. Böyle demekle kendinizi buna mecbur ettiniz. Dediğim evet. gibi şimdi durumunuz müsait değilse müsaitleştiğiniz zaman o vazifeyi de yerine getirmelisiniz. O adaktan da yiyemez diyorsunuz. Evet, doğru. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz size. Sağ ol, Allah razı olsun. Bir şey daha sorabilir miyim? Telefona yakın konuşur musunuz? Evet, buyurun. Telefon kulağımda da herhalde çekmiyor. Hocam şimdi evimde şiddetli huzursuzluk var. Dışarıdan nuska yapıldığını öğrendim mesela. Evet. Evde buldum. Bunun çaresine baksam, yani bu büyüleri çözdürmek için bunun günahı var mı? Nedir onun çaresi? Ya evime bana nuska yapıyorlar veya eşime yapıyorlar. Tamam dediniz ya bunun çaresine baksam dediniz. Nasıl bakacaksınız yani çaresine? Hocaya gidip de hoca ben bunu çözebilirim dediği zaman. Tamam hocam çözün yani kötülük olmasın, yuvam yıkılmasın desem bunun günahı var mı? Gel o yollara hiç gitmeyin. Yani onlar işinizi daha da zorlaştırır. Şöyle edersen böyle olacak gibi. Yani o yola evet. gittikten sonra o yol çıkmaz sokaktır. Ona hiç müracaat etmeyelim. Ama evet. sizin elinizde bir fırsat var. Nedir o fırsat? Allah'ın öğrettiği قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ surelerini Fatiha evet. ve Ayet-el Kürsi'yi okur. Rabbimizin himayesine sığınırız. Ondan sonra şu şunu yapıyor, bu bunu yapıyor diye kaygılanmaya, evhamlanmaya gerek yoktur. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Asya Hanım Sakarya selamlar. Hayırlı cumalar. Sağ ol. Mikrofon kimde kaldı? Bendeymiş. Mikrofon bendeymiş. Peki nerede kalmıştık arkadaşlar? Kimin sorusu vardı? Evet. Gazi Osman Paşa, Anadolu İmam Hatip. Hocam selamünaleyküm. Evet. İsmim Mehmet. Hocam insan vücuduna dövme yaptırmak günah mıdır? Eda. Ha, güzel. Buna benzer hocam bir soru da ben ilave edeyim. Teşekkür ederim sevgili kardeşim. Şöyle bir soru var. Şeyma Hanım yazmış Twitter'dan. Çevremizde dövmeli insanlar çoğaldı. Lokantada, komşumuzda, her yerde görebiliyoruz. Peki bunların yaptıkları yemeklerinde yememizde beis var mıdır diye de soruyor ek olarak. Reklamlardan sonra cevap alalım mı? Peki reklamlardan sonra cevap alalım. Kısa bir ara. Evet Cuma sohbetleri devam ediyor sevgili izleyenler Kanal 7 ekranlarında. Hocam reklam arasında aşuremiz geldi. Doğru efendim. Aşure aşı. Ya. Nadire annemiz. Allah ömür versin. Her Allah yıl hiç olsun. Maşallah var. Her yıl evet ya. Aşure gününde yani bilmem yaşını söylemek kadınların iyi olmaz ama zaten ben de kesin bilmiyorum herhalde. Herhalde 85'inde vardı. Ay maşallah var. Yani. Sabah konuştum programa girmeden evvel rahatsızdı. Evet. O hasta haliyle dedim ya niye kendini yoruyorsun Nadire anne? Bedenini yorma dedim. Diyor ki kalp dinlemiyor ki evlat diyor. Ya. Kalp dinlemiyor ki diyor. Kalp durmuyor diyor yani. Yani. Sevgili Peygamberimiz Aşure gününde rızkı bollaştıran kişinin bir yıl rızkına bereket verilir buyurmuş. İşte milletimizin de bu geleneği haline gelmiş. Kaynaşmaya sebep oluyor. Hısım, akraba, eş, dost
böyle hediyeleşiyoruz. Nadire anneme buradan selam ediyoruz. Ellerinden öpüyorum. Allah şifalar versin. Allah Merhaba, razı olsun. Sağlık, afiyet Allah versin. Kabul etsin. Evet. Allah afiyet versin. Aşureler geldi. Evet gençler, nasip işte böyle bir şey. Kim derdi ki Kanal 7'de aşure yiyeceksiniz? Ama kısmetinizde aşure yemek varmış. Aşureler geldi. Nadire anneden Allah razı olsun. Şöyle bir dağıtalım biz baştan. Hocam siz organize edebilir misiniz bunu? Evet. Ben şöyle bırakayım. Elden ele arkadaşlara. Fazla var. Nadire annemiz fazla yollamış. Ya. Bereketli. Allah Allah. Evet. Allah razı olsun. Peki. Hocam reklamlardan önce dövmeyle ilgili soru geldi. Reklam arasında öğrenci arkadaşlarımızdan bazıları da bu Hint kınasını da sordular. Hint kınası kalıcı mı oluyor bu? Onunla da mı dövme yapıyorlar? Dur, mikrofon nerede? Verin mikrofonu bana. Evet. Buyur. Yani şekil olarak yapabiliyorlar. Hint kınasıyla evet, şekil dövme olarak. Yapıyorlar. Evet, geçici olarak. Ha, geçici dövme, kalıcı dövme değil. Evet, ikisini ayrı cevaplayalım evet, o zaman. Yani sevgili peygamberimiz, dövme yapana, yaptırana Allah lanet etsin diyor ya, o rahmet peygamberi. Demek ki bu hiç uygun değil. Bir Müslümana yakışmayan bir şeydir. Ve tarihin eski devirlerinden beri insanlarda böyle bir merak olmuş. Mevlana'nın şöyle bir hikayesi var. Evet. Adamın biri dövmeciye gidiyor. İğneleri batırarak tabii derinin altına zerk ediyor. Ne yapıyorsun diyor. Arslan yapıyorum diyor. Vücuduna arslan dövmesi yapacak. Arslanın neresini yapıyorsun diyor. Başını. Aman benim aslan başsız olsun diyor. Başı olmasın benim aslanın. Tekrar iğneyi batırıyor. Neresini yapıyorsun aslanın? Kuyruğunu. Benim aslanın kuyruğu olmasın diyor. Ya başsız, kuyruksuz aslan mı olur diyor dövmeci de. Yani bunu nereye getiriyor? Benim namazım olmasın, benim orucum olmasın. Öyle Müslüman mı olur demeye getiriyor Mevlana. Demek ki ta eski devirlerden beri varmış demek bu dövme var. Ama helal mı, meşru mu? Değil. Asla değil. O yüzden bu gelgeç heveslere kapılmamalı. Rahmet peygambere bakın, lanet okuyor ya. Evet. Hocam evet. Peki bu arkadaşımız sordu. Hint kınasıyla dövme yaptırmak. Tabii o da bunun gibi. Bu ama geçici diyor. Geçici de olsa dövmeden vazgeçmeli. Gençlerimiz böyle şeylere, heveslere kapılmamalıdırlar. Evet. Ha. Peki. Arkadaşlarımızın sorularını almaya devam edeceğiz. Tekrar bir Twitter'a bakalım. Hocama sorum etiketine gelen sorulardan bir tanesi. Adı yok gibi sormuş. Diyor ki, nickname'i bu daha doğrusu. Adı yok gibi. Hamilelik halinde rüyada bebek için söylenen ismi koymak gerekir mi? Biraz önce dediğimiz gibi rüyalar bağlayıcı değil. Ama koyabilir de yani. Koyabilir de illa rüyada şu cinste bir çocuk dünyaya getireceksin. Adı da Ali adı olsun. Da olsun. Adı Hasan olsun. Evet, koymasın adı bir Muhammed olsun. Sakınca da yok evet. Ama mecbur da değil. Mecbur değil. Sakınca yok tamam. Ama mecbur da değil. Bağlayıcı o. Değil yani. Ha, tamam. Evet. Peki. Mikrofon nerede? Arkaya uzatalım. Kardeşimiz. Evet. İsmin nedir? Selamünaleyküm hocam. Adım Şamil. Kastamonu'yum. Şamil Kastamonu'dan. Evet. Benim şöyle bir sorum olacaktı. Acaba Azrail'in ölümü nasıl olacak? Azrail'in ölümü nasıl olacak? Kullu men aleyha fan ve ebka vecu rabbike zül celali vel ikram. Toprağın üzerindeki her şey toprak olacak. Sadece Allah baki kalacak. Rabbimiz böyle buyuruyor. Ama nasıl olacağını bilmiyoruz ama demek bütün canlılar ölecektir ya. Evet efendim. Bütün canlılar tabii. Ölecek. Evet, Sefa Can da Azrail deyince bir soru gelmiş yine Twitter hesabına. Azrail aleyhisselam öleceğimizi nereden bilir? Nasıl bilir? Onun görevi budur. Rabbimiz ona bildiriyor. Ecel gelince feiza ca eceluhum la istahiruna saaten ve la istakdimun. Ecel gelince ne bir an ileri ne bir an geri gitmez. Ona bu görev veriliyor. O da bu görevi yerine getiriyor.
ama Azrail'e hoş geldin diyebilmek. Hani birisi Efendimiz'e soruyor ya, kıyamet ne zaman kopacak? Hem de üç defa soruyor böyle. Efendimiz o an cevap vermiyor. O kıyamet ne zaman kopacak diyen adam nerede? İşte burada. Sen kıyamet için ne hazırladın? Fazla namazım, fazla orucum, zekatım yok ama Allah ve Resulünü seviyorum. El mer'u me amen ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir, müjdesini veriyor. Azrail gelince ona hoş geldin diyebilmek bütün mesele. Yani evet, hani yine şair öyle diyor ya. İnnellezî veledetke ümmüke bakiyen. Sen doğduğunda ağlıyordun. Etrafındakiler de gülüyordu, bir oğlumuz oldu diye. Öyle bir ömür geçir ki ölürken gülme sırası sana, ağlama sırası da etrafındakilere gelsin. Mekanını görerek, gülerek dünyadan ayrılmak. İnşallah. Evet, inşallah. Evet, nasıl aşureler? Bitti mi aşureler? Maşallah bitirdiniz. Afiyet olsun. Allah kabul etsin diyorlar Nadire anne. Buradan sen duymuyorsun ama biz duyuyoruz, bize söylüyorlar. Allah kabul etsin diyorlar. Allah razı olsun. Teşekkür yani ediyoruz. Yani demek bu Nadire anne sünneti oldu. Evet bu ya. Evet. Her ya. Yıl böyle Allah hayırlı uzun maşallah ömürler versin Nadire her annemize. Her yıl bu aylarda aşuresini gönderiyor. Kendisi de gelmiyor ama tabii gelemiyor rahatsızlığından dolayı. Doğru. Çok da istiyoruz aslında onu yayın almayı ama. Ya. Evet. İstemiyor. Peki. Nerede kaldık? Mikrofon kimde? Bir telefon alabilir miyim müsaadenle? Telefondan yani, sonra dilerim. Araya evet. Gireceğim. Nadire anne niye böyle? Efendim, gençliğinden beri bu terbiyeyi almış. Gençliğinden beri bu terbiyeyi almış birisidir. Biraz önce birisi bana dert yandı oğlundan. Oğlumuzun şöyle hastalıkları vardı. Tedavi ettirdik, filan ettirdik. Ama şimdi bize dünyayı haram ediyor. Yapmadığını koymuyor. Ne yapacağız? Şu kadar sure oku dediler, okuduk. Yola gelmedi, bilmem filan. Dedim bari buna iyi bir arkadaşım. Zaten onu bozan arkadaşı oldu diyor. Arkadaş, iyi arkadaş. Yani söyle arkadaşını, söyleyeyim seni. Kişi akranından azar. Çevre, arkadaş çevre, önemli. Arkadaş, etkileşim, işte iletişim. Nadire anne ta gençliğinden beri bu terbiyeyi almış bir hanımefendi. Allah razı olsun. Evet, telefonu alalım, daha sonra senin sorunu duyacağız. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız mübarek olsun. Buyurun efendim. Yahya Bey Antalya'dan arıyor. Merhaba. Merhabalar. Buyurun Yahya Bey. Ya benim iki sorunum var da, öncelikle hayırlı cumalar Muhsin Bey. Hayırlı cumalar efendim, diliyoruz hayırlı efendim. Cumalar. Hocamın da ellerimden öperim. Cumartesi mübarek olsun. Sizin de. Ya şimdi benim evde, ben önceleri çok kötü bir insandım. Yani içki içerdim, kumar oynardım, şu bu hepsini yapardım. Ama iki senedir tövbe ettim. Şimdi Allah'a şükür. Normal kahveye de gitmiyorum. Namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. Bir yerde temizlik işçisiyim. Yerde para bulunca da sahiplerini kendim arıyorum ya da bir camiye veriyorum. Bir telefon olsun, eşya olsun. Hepsini arayıp bu yani bulamayacak şekilleri de bulup veriyorum. Ve şimdi 6 aydır benim kızım benimle konuşmuyor. Önceleri benim için can veriyordu. Belki benim de hatalarım olmuştur. Belki benim de hatalarım olmuştur ama iki senedir tövbe ettim. Evimden camiye, işime, evimden. Başka hiçbir yere gitmiyorum. Bazen böyle evde huzursuzluk oluyor, sinirleniyorum. Çok kötü sinirleniyorum. Asabım bozuluyor, huzur arıyorum. Bir türlü huzur bulamıyorum. Peki kızınız niçin konuşmuyor sizinle? Neden kavga ettiniz? Ben kızım sadece hanımla aramız bozuk. Hanım işte kızın yanında böyle böyle diyor. Kızım da onu dinlemeye başladı. Ben diyorum ki işte ben bir türlü onunla konuşa konuşa derdimi halledemedim. Bu sefer sordum babasını anasını arayın. Babasını anasını arıyorum.
Yani Allah rızası için diyorum bu ortalığı düzeltin. Bir türlü düzelemiyor. Ben aradığım zaman daha kötü oluyor hanımlara. Yani ben şimdi böyle sinirlendiğim zaman bazen ağzımda kötü küfürler de çıkıyor. Yani sinirlerime hakim olamıyorum. Kendi kendime kızıyorum. Sonra pişman oluyorum kimse ama elimde değil. Bazen çok sinirlendiriyorlar. Evet. Ben bunda günah işliyor muyum, işlemiyor muyum? Suçlu duruma düşüyor muyum, düşmüyor muyum? Evet, birinci sorunuz bu mu? Evet. Evet. Efendim, İkinci mesela... sorun da... İkinciyi de dinleyelim. İkinci sorun da bir 10 sene, 12 sene önce abime bir para vermiştim. Paramı önce itiraz etti. Fazlasıyla verdim sana, hanımına verdim. Öyle bir şey yok. Şimdi kabulleniyor, ha vereceğim, ha vereceğim. Ne zaman verecek? Bir türlü veremiyor. Bir de babamın bir evi var. Babam tarafında da şansım yok. Annem vardı, rahmetli oldu. O bir beni seviyordu. Başka bir onun duasını alıyordum. Yani babam da bir evi var. Kalktı kardeşimin üstüne tapu yaptı. Kardeşim de öyle paramı yedi. Evde bu sorunlar da çok yaşanıyor. Bir türlü derdimi kimseye anlatamıyorum. Ya maddi zorluklar kime, yaşıyorsunuz. Kime yanaşıyorum? Evet. Kime yanaşıyorum? Hep net bir cevap almıyorum. Yani menfaat devri var diyorlar ya. Herkes menfaat tarafına kaçıyor. Bunlardan dolayı da siz öfkeleniyorsunuz, sinirleniyorsunuz evde. Asabileşiyorum. Yani anladım. Sadece Allah rızası. Orucumu tutuyorum, namazımı kılıyorum. Bu kandillerde işime gidiyorum, camiye eve geliyorum. Evet. Evde bir dışarıda insanlarla çok huzurluyum. Ama evimde hiç huzurlu olmuyor. Peki. Televizyondan takip edin. Hocam cevapları duydu. Evet efendim. Teşekkür ediyoruz aradığınız için. Ben Antalya'ya teşekkür selamlar. Ederim. Allah razı olsun. Evet. Efendim kardeşimizi şu bakımdan tebrik etmek lazım sevgili gençler. Bugünler Muharrem ayındayız. Muharrem ayında mutluluk veren birçok olay olmuştur. Bunlardan biri de Adem Aleyhisselam'ın tevbesinin kabulü. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ya Rab biz nefsimize zulmettik. Sen affetmezsen, sen lütfetmezsen ebedi ziyanda kalanlardan oluruz diye tevbe ettiler. Rabbimiz de tevbesini kabul etti. Yani kardeşimizi işte tebrik etmek lazım. Bakın içkim vardı, kumarım vardı. Bunlardan tevbe ettim diyor. Tevbe ya Rabbi hata rahına gittiklerime. Bilip ettiklerime. Bilmeyip ettiklerime. Ecelden önce tevbede, geçirmezden önce namazda acele ediniz. Ey halk içinde ulu olmuş nefsinin kulu. İşit ey Yaman huylu. Tevbeye gel, tevbeye. Sakalına baka bak. Kara iken oldu ak. Dünya sana kurdu fak. Tevbeye gel, tevbeye. Uça gide can dahi. Kuru kala ten dahi. Yunus Emre. Sen dahi tevbeye gel, tevbeye. Kardeşimiz kötülüklerden iyiliğe dönmüş. Ulan ne kadar güzel. Bunlar takdire, tebrike layık. Ama bakın dışarıda neşeliyim, mutluyum. Ama evde öyle değil. Yani ekseri zamanım dışarıda geçiyor. Eve de gelmek istemiyorum. Halbuki ev müminin dünyadaki cenneti evidir. Müminin dünyadaki cenneti evidir. Evimde huzur bulmalıyım. Evin reisi erkek içeri girince güneş doğmalı. Huzur gelmeli. Bir barış, sevgi gelmeli. Yani nasıl edecekse bu değerli kardeşimiz buna da bir çözüm bulmalı. Örnek Peygamberimiz Efendimiz'dir. Peygamberimiz evine zaman ayırıyor mu? Ayırıyor. Evine zaman ayırıyor. Annemize zaman ayırıyor. Yani onların problemlerini dinliyor mu? Dinliyor. Mesela Hazreti Safiye diyor ki, ya Resulallah beni kırıyorlar. Ne diyorlar? Yahudi kızı diyorlar. Sen deseydin ya onlara, Hazreti Musa,
Hazreti Harun benim babam olur. Hazreti Muhammed eşim olur. Yani böyle deseydin ya. Yani bu kadar peygamberin akrabasısın sen. Ya. Yani Allah Resulü nasıl bakın ilgileniyor. Aileleri, ailesine zaman ayırıyor. Yani biz de evimize gelin zaman ayıralım. Uhdesinde o kadar görev varken hocam değil mi? Tabii ya. Öyle o kadar görev varken mesela geliyor Hazreti Ayşe'yi kederli görüyor. Niçin böyle kederlisin? Kızın beni incitti. Eline sopa almıyor Efendimiz. Hazreti Ayşe'yi Fatıma'yı huzuruna alıyor. Kızım benim sevdiğimi sever misin? Severim babacığım. Benim sevmediğimi sevmez misin? Senin sevmediğini sevmem. Kızım öyleyse ben Ayşe'yi seviyorum. Bitti. Ne güzel. Bakın şu yatıştırma, yuvadaki huzur. Yani eşimize karşı ne bileyim bir güzel geçim yolunu bulalım. Teşekkür mü ederiz? Güler yüzlü mü davranırız? Tatlı dilli mi? Dua mı ederiz? Allah tabii en önemlisi de güler yüz, tatlı söz. Evet. Sağ olun hocam. Peki mikrofon sende, buyur kardeşim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Muhammed Ensar Aksakal, Erzurumluyum. Hocam fitne katilden üstün müdür? Böyle bir soru aklıma geldi. Sorarsın. Doğru. Ayet-i kerime vel fitnetu eşeddü minel katil. Fitne katilden beter. Niye? Bakın. Katil birkaç kişiyi öldürür. Ama fitne binlerce kişiyi öldürür. Katil adamın dünyasını yok eder. Vurun ölür. Ama fitne hem dünyasını yok eder hem ahiretini yok eder. O yüzden sevgili peygamberimiz fitne kıyam ettiğinde oturan ayakta durandan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlıdır. Fitne uykudadır uyandıranı. Bakın mesela şu olayı anlatayım size. Abdullah İbni Sebe diye bir adam. Kim bu adam? Mısır'da böyle bir adam töremiş. Yahudi iken Müslüman oldu diyorlar. Bu adam çok oruç tutuyor, çok namaz kılıyor, çok Kur'an okuyor. Diğer Müslümanlar, ya Abdullah İbni Sebe'ye bakınca biz de Müslüman mıyız diyorlar. Ama bu adam çok hain. Ciddi bir Müslüman görünümünde hain. Teröristler yetiştiriyor. Adamları nasılsa etkiliyor. Hadi Umre'ye gideceğiz diyor. Kahire'den çıkıyor. Medine'ye varıp Hazreti Osman'ın evinin etrafını, Hazreti Osman devlet başkanı, halife, evinin etrafını kuşatıyorlar. Hazreti Osman pencereden konuşma yapıyor. Diyor ki müsaade edin de Mescid-i Nebevi'de namaz kılayım. Yani Allah'ın Resulü Mescid-i Nebevi'yi bir arşın büyütene cennet var dedi. Ben şu kadar büyüttüm. Müsaade edin de orada namaz. Hayır hayır, sana müsaade etmeyeceğiz. Medine'de su yoktu. Kendi şahsi hayrım olarak o gittiğimiz kuyu işte. Evet hocam. Yani Medine'ye su getirdi. Müsaade edin de oradan su aldırayım. Hayır, sana su vermeyeceğiz. Allah Allah. Devlet başkanının evinin etrafı kuşatılmış. Ve fitne bakın ne hale geliyor. Günlerden cuma, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin oğlu Abdurrahman pencere demirlerini kırıp içeri giriyor. Hazreti Osman Kur'an okuyor. Hazreti Osman'ın sakalını tutuyor. Kim? Hazreti Ebu Bekir'in oğlu. Ya olacak iş mi ya? Hazreti Ebu Bekir'in dünyadayken cennetle müjdelenen bir insanın oğlu Hazreti Osman gibi bir insanın sakalını tutacak. Hazreti Osman diyor ki baban seni bu vaziyette görmemeliydi. Allah Allah. Demek babayın arkadaşının sakalını tutuyorsun. Bu söz ona çok tesir ediyor. Fırlayıp gidiyor o. Ama öteki gözü dönmüş adamlar başına demir vurarak şehit ediyorlar. Mübarek kanı Kur'an'da ortalıkta. Kur'an'ın üzerine sıçrıyor. Şu ayetlerin sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbga. Allah'ın boyası.
ondan güzel kimin boyası? Allah Allah. O Kur'an-ı Kerim şimdi bizim Topkapı'da bulunmaktadır. Eşi de Hazreti Osman'ı savunurken parmakları kesiliyor. Dört parmağı kesiliyor ve Hazreti Osman şehit ediliyor. Ondan sonra ne oluyor? Bakın, Hazreti Nail'in dört parmağı, Hazreti Osman'ın kanlı gömleğini Şam'da bir camiye asıyorlar. Onun önünde vah vah, biz de insan mıyız, biz de Müslüman mıyız? Bizim halifemiz şu kanlı gömleğin içinde can verdi. Eşi Nail'e de şöyle parmakları kesildi. İntikam, intikam. Müslümanlar iki grup çölde. Şimdi iki ordu biri birine girecek. İki ordunun liderleri bir araya, ya biz Müslüman nasıl oluyor birbirimize silah çekiyor? Aynı sözü ben sana söylüyorum. Ya insaf edelim, barışalım ya. Bırak şu savaşı. Tamam, tamam, yarın barışalım. Tamam. İki tarafta rahat, yarın barışacağız, savaş olmayacak diye uykuya dalıyor çölde. Rahat bir uyku. Ama o Abdullah İbni Sebe ne diyor? Ya bunlar barışıyor. Bunlar barışınca ne olur? Ya niye bize silah çekiyordun filan derken biz ortaya çıkarız. Bizim ortaya çıkmamamız için ne yapalım? 100 anarşisti, teröristi şu tarafa, 100 terörist de bu tarafa, uyuyan adamlara kılıç. Panikle uyanan ne oluyor ya? Baskın. Ya sabahleyin barışacağız dedi, şimdi orduyu üstüne saldı. Ordu üstüne salınmadı, teröristler geldi. Bu tarafta böyle diyor, o hırsla iki taraf birbirine giriyor. 60 bin Müslümanın kanı akıyor. Ya. Fitneyi gördünüz mü? Bin değil, altı değil, altı bin değil, 60 bin fitne neler yıkar? Dünyasını yıkıyor, ahiretini yıkıyor. Allah fitne ondan, nelere sebep olur? Yani bugünler aynı zamanda, bakın bugünler Kerbela'nın da yıl dönüm günleridir. Yeni Kerbela'lar yaşamamamız için sevgili gençler, millet olarak kaynaşmamız, birbirimizi sevmemiz, saymamız, Allah razı olsun, selamlaşmamız, hediyeleşmemiz, ziyaretleşmemiz lazım. Evet, devam edeceğiz. Kısa bir ara rica ediyoruz. Reklamlardan sonra birlikteyiz. Evet, yeniden birlikteyiz. Gazi Osman Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri bugün misafirimiz, konuklarımız. Onların sorularını cevaplıyor hocamız. Twitter'dan da sorular var, telefonlar da var. Hepsini inşallah sığdıracağız, yetiştireceğiz. Hocam şöyle bir soru var. Bu arada selamlar var. Onları da üzerimize kalmasın, selam iletelim. Dua isteyenler var. Burçak Güney, hocam her zamanki gibi çok zarif, çok şık demiş sizin için. Allah razı olsun. Özlem Hanım, KPSS sınavımız var pazar günü. Hocam dua eder misiniz diyor. Sizden dua istiyor. Bir başka izleyicimiz de hocam babamın bacakları, elleri, kolları, başı çok ağrıyor. Lütfen babama dua edin demiş Rümeysa Hanım. Bunları da iletmiş olalım. Evet, telefonu alalım, sonra devam edelim öğrenci arkadaşlarımızın sorularıyla. Hoş geldiniz. Alo. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar hocam. Buyurun. Hayırlı cumalar efendim. Ben bir soru sormak istiyordum. 5 ay önce eşimi öldürdüler. 5 ay önce eşinizi öldürdüler. Evet, 3 tane çocuğum var. Evet. Ben ahirette onu nasıl göreceğim ve ahiretteki durumunu öğrenmek istiyorum. Eşinizin ahiretteki durumunu merak ediyorsunuz. Ahirette bir, evet, araya gelebilecek miyiz, görüşecek miyiz diye soruyorsunuz. Evet. Evet, eşiniz 5 ay önce öldürüldü. Yakalandılar mı katiller? Evet, hemen yakalandılar. Şu an cezaevindeler. Hı hı. Peki neden böyle bir şey oldu? Sebep neydi? Mal davası yüzünden yaptı. Mal davası. Akrabanız, evet, mı? Akrabanız mı? Evet, amcasının oğlu. Amcasının oğlu. Vah vah. Değer mi ya? Değer mi? Ya dünya malı niza değer mi? Ne oldu şimdi? Şimdi bunu yapanlar bir toprağı, huzur içindeler bir mi? Bir cezaevine. Ya değil mi? Yapanlar da huzur içindeler mi? Herhalde nedametle durmadan onlar da vicdan azabı çekmektedirler. Yani muhterem kardeşimiz, inşallah cennette beraber olacaksınız.
İnşallah. Ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim ayetinden bunu anlıyoruz. Ana babalarından, eş ve çocuklarından salih olanlarla birlikte adın cennetlerinde olacaklardır. Orası keder yeri değildir. Keder buradadır. Orada sadece mutluluk vardır. O yüzden muhterem bacımızın imtihanı ağır olmuş. Yüce Rabbimizden sabrı cemil diliyoruz. Sabrı cemiline de hudutsuz mükafatlar lütfetsin Rabbimiz. Evet. Kaç yaşında amcasının oğlu? Amcasının oğlu 30 yaşında. Eşim de 35 yaşındaydı. Vah. Gencecik insanlar mal davası yüzünden. Yani hiç de değmez ama böyle oluyor. Yani bütün cinayetlere bakın. Sonunda sadece vicdan azabı duyulacak şeyler. Yani yiğit benim. Yok sen değilsin benim. Ben kahramanım. Ne olacak? Ne kahramanlığı? Sonuç ne doğru. Yiğitliği? Evet. Yani hocam. Evet efendim. Bundan önce yine yani o öldürmezden 20 gün önce yine amcasının oğluyla amcası yani kendisiyle dövüşmüşlerdi ama eşim eve geldiği zaman bana anlattı. Dedi ki hani ben dövüşmek istemiyorum el aleme karşı ayıptır günahtır yapmak istemiyorum. Sandığım için kendilerine bulaşmak istemiyorum dedi. 20 gün sonra da onlar onu öldürdüler bahçede. Allah Allah. Ne acı bir durum. Yani eşim hep Allah'tan korkan, böyle insanlara karşı laf söz çıkmasın diye gayrette bulunan biriydi. Kimsenin lafımızı hep var yukarıda diye. Namazın niyazını bilen bir insandı. Anladığımıza göre yani, mazlumen öldürülmüştür. Mazlumen öldürülen şehit olur. Şehide şefaat yetkisi verilir. En yakın şehide şefaat namzetlisi de sizsiniz. İnşallah. Rabbimiz dünyada ayrıldınız ama cennetinde birleştirsin. Amin. Ve size de sabırlar yağdırsın muhterem kardeşimiz. Sabırlar diliyoruz. Ve bu hocam, bu yangın da devam etmesin muhterem bacım. Nasıl? Alo. Evet, duyuyorum da ama şu sözü de söylemeyi önemli bir bu vazife önemli. Telakki ediyorum. Gel bu yangın da devam etmesin. Yani bir yanlışlık oldu, bir cahillik oldu, bir nefse ve şeytana uyma söz konusu oldu ama yangın devam etmemeli. Efendimiz ne buyuruyor? Bir kişinin öldürülmesinde yerde yaşayanlarla gökte yaşayanların payı bulunsa, payı bulunanları Allah cehennemde yüzüstü sürüm sürüm sürükler. Yani bir yerde yangın oldu, Müslümanlara düşen nedir? O yangını söndürmektir. Farkında olmadan körüklediğimiz oluyor. Şuna baksa, seninki adamım diye geziyor. Adamsan, emmiğin oğlunun katilleri kolunu sallayıp geziyor. Onlardan intikam al. Allah Allah. Yara kavuşacaktı, böyle söylüyor. Kahvedeki adam böyle söylüyor. Mahalledeki kadın böyle söylüyor. Demek ben adam değilmişim ya. Ben yiğit adam değilmişim ya. Niye? Karşıdan birini... Ya karşıdan birinin ne suçu var ya? Ne diye öldüreceğim? Bakın yeni bir yangın görüyor musunuz? Şeytanın işi yeni bir yangın. İşte gelin kaza biriken iki etmeyelim. Yangın biriken iki etmeyelim. Onu söndürmenin çaresi. Evet. Buyurun efendim. Hocam ben şimdi kabristana gideceğim eşimin ziyaretine. Onun yanına giderken, mezarlığa giderken nasıl gitmem gerekiyor? Yani beni görebilmesi için yaptığım duaların ona kavuşabilmesi için nasıl yapmam gerekiyor? Hanım bacım, eğer çok üzüleceksen gitme. Yok ama bakın, evet her ne kadar onlar cinayet işledi ve böyle eşin dünyadan ayrıldı ama eceliyle ayrıldı. Ecel birdir. Yani onlar sorumsuzdur demek istemiyorum. Onlar cana kıymayın emrine uymadığı için suçludur. Onlar bundan dolayı sorumludurlar. Ama eşinizin eceli geldi, Rabbimin huzuruna gitti. Siz bu duyguyla gelin. Kabrini ziyaret edebilirsiniz, fatihalar okuyabilirsiniz. Yani Efendimiz mezarlığa gidiyor. Bakın mezarlıkta selamu aleyküm dâre kavmün müminin. Müminlerin yurdu. Size selam olsun. Size de bize de Rabbimden afiyet dilerim.
İnşallah biz de arkanızdan geleceğiz. Peygamberimiz böyle söylemiş. Ya Resulallah, peki bizim söylediğimizi duyar mı? Bizden haberi olur mu? Sizin ayak seslerinizi bile duyarlar. Allah Resulü böyle söylüyor. O yüzden siz bu duyguyla ziyaret eder, Fatihalar okur. Ama eşinizi en çok memnun edeceğiniz şey, siz sağlığınızı koruyun. Duvarı nem öldürür, yiğidi kam öldürür. Evet. Yiğidi kam öldürür. Dilden kamı dur eyle. Rabbinle huzur eyle. Tefvizi umur eyle. Gel kendine Allah'a emanet et. Çok üzülürsen bir ama fizik bünyende ama ruh bünyende hastalık meydana gelir. Evet. O yüzden ona teslim olacağız. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ya Rab, bizim sahibimiz sensin. Biz de senin hükmün geçer. Hepimiz senin huzurunda toplanacağız ya Rabbi. Evet. Tekrar başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Sağ olun hocam. Hocam dualarınızı bekliyorum. Hayırlı cumalar diliyoruz. 3 çocuk yetiştirmeye çalışıyorum. Lütfen bana dua edin. 3 çocuk. Evet. Ya, Allah'ın Allah yardımı sabırlar versin. Allah hepimizin ve olsun. Özellikle de sizin üzerinizde olsun. Amin. Bu 3 tane yavru emanet. İmtihanınız büyük sevgili kardeşimiz. İmtihan büyük olunca sevap da çok büyük olur. İnşallah. Hayırlı cumalar diliyoruz. Tekrar size sabırlar diliyorum Allah size. Allah razı olsun. Evet. Peki mikrofon sevgili kardeşimizde kaldı. Hemen sorusunu duyalım. İsmini öğrenebilir miyim? Fatih Burak benim ismim. Nevşehirliyim. Nevşehirlisin. Hocam buyur. İstemeden de olsa aklımıza bazen kötü düşünceler gelebiliyor. Bunları da bir türlü aklımızdan atamıyoruz. İnsan düşüncelerinden sorumlu mudur? Evet. Öbür tarafta. Eyleme dönüşmedikçe sorumlu değiliz. Eyleme dönüşmedikçe aklımdan bir günah geçiyor. Eyleme de dönüştürmedim. Tamam. Hiçbir sorumluluk yok. Anladım hocam. Sağ olun. Sağ olun canım. Öndeki arkadaş. Evet, devam edelim. Hocam bela zamanını sormak istiyorum. Bela zamanı neye denir? Bela zamanı diye evet efendim. Cenab-ı Hak'tan afiyet dileriz. Ondan beladan, imtihandan Rabbimizin himayesine sığınırız. Dua ederiz. Hayırlarını lütfetsin. Bela imtihan demektir. İmtihanımızı da kolay eylesin. Amin. Yüce Rabbimiz. Amin. Evet. Öne uzatalım. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam namazı durur. Seyit Mubin. Seyit. Sevgili evet. Seyit buyur. Namaza dururken aklımıza başka türlü şeyler geliyor yani namazımızı... Ne geliyor aklına Seyit namaz kılarken? Yani hatırlayamadığımız şeyler... Hangi takımlısın? Fenerbahçe. Fenerbahçe mi geliyor aklına mesela? Yok. Yani geçmiş zamanda hatırlayamadığımız başka şeyler de gelebiliyor. Dünyevi işler geliyor diyorsun aklımıza. Evet. Evet. Yani bunun önüne geçmek için neler yapmalıyız hocam? Şimdi bakın sevgili Seyit, bir yere arılar çok girip çıkıyorsa neye işarettir? Orada ya çiçek var ya da bal var, değil mi? Arılar durmadan girip çıkıyor. Neye delalet eder o? Ya çiçek var ya da bal var. Biz namaza durunca hiç aklımızda olmadık şeyler geliyor. İşte iman balımıza talip şeytan. Namazın sevabını azaltabilmek için durmadan aklımıza bunları getiriyor. Bütün bunlara rağmen eyvah benim namazım olmuyor deyim mi? Yok demeyeyim. Yine ben namaza devam edeyim. Efendimiz buyuruyor ki namazda Allah'ın huzurunda oluş idrakiyle kıldığınız kısım kabul, öbür taraf ıskartaya çıkar. Kimi kişinin namazının onda biri, kimisinin efendim 9'da 1'i, 8'de 1'i kabul edilir. Hulasa huşulu kısım. Biz Allah'ın huzurunda oluşun idrakiyle namazı kılmalıyız. Bu aklımdan, hayalimden olmadık şeyler geçiyor. Eyvah benim namaz olmuyor değil. Namazın bu filizlik dönemidir. İnşallah olgunlaşacak. Miraç zevkini almaya başlayacağız namazdan. Sağ olun hocam. Allah kabul etsin sevgili Seyit.
Dünya Ayjan Nova Twitter'dan hocama sorum etiketiyle yazmış. Türkmenistan'dan izliyoruz. Selam ediyor hocam size. Ne soruyor? Hocam sorusu kıyamet günü tekrar dirilmeyi soruyor. Türkmenistan'dan. Ya Türkmenistanlı sevgili kardeşimiz. Nasıl dirileceğiz tekrar? İsrafil aleyhisselamın birinci defa sonra üfleyecek. Her şey ölecek. İkinci defa üfleyecek, her şey dirilecek. Evet, her şey dirilecek. Biz buna inanıyor muyuz? İnanmanın biraz ilerisinde. Ve bil ahireti hum yuqinun. O müminler ki gidip de gelmişçesine inanırlar. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şahitlik ederim Allah'ım sen haksın. Şahitlik ederim Hazreti Muhammed aleyhisselam elçindir, kulundur. Senden alıp getirip haber verdiği şeylerin hepsi doğrudur. Kabul ederim, tasdik ederim, şahitlik ederim. Bunlardan çok önemlilerinden biri de öldükten sonra dirilmeye inanma. Niçin inanıyoruz? Kur'an-ı Kerim bugün gelmiş gibi orijinaldir. Binlerce, bak bir ayet, iki ayet değil, binlerce ayet öldükten sonra dirilmeyi anlatıyor. Bir peygamber değil, bütün peygamberler öldükten sonra dirilmeyi anlatmışlar. Ayrıca bozulmadık akla göre de öldükten sonra dirilme gereklidir. Şimdi sevgili gençler, Allah göz vermiş, görülecek şeyler vermiş, dil vermiş, acı, tatlı, ekşi, çeşit çeşit tatlılar vermiş. Hangi organı verdiyse onun ihtiyacını vermiş. Bu arada bir de gönül vermiş. Bunun da bir arzusu var. Nedir bu? Bu ölmek istemiyor. Bana ölümden bahsetme. Ben ölmek istemiyorum. Tamam, onun arzusu da yerine gelmiş. Yani şu saatimi ben diyelim ki 50 bin liraya almışım. Yeter ya ipeyi kullandık atayım. Olmaz ya, israf olur. Peki 50 liralık saati sen atmıyorsun da kaşlar, gözler, diller bunu nasıl topraklara bırakırsın? Haşa bir adalet günü olmazsa ileride. İnsan neye katlanmalıdır bir sürü derde? Hayatı örtecekse bir mezarcının küreği, ne diye taşımalı emel dolu yüreği? Hayat mezarlıkta, beşikle tabut arasına sıkışan bir hayat değildir. Ölüm doğumdur. Ölüm sevgiliye kavuşmadır. İnancımız böyledir. Ve öldükten sonra dirilmeye gidip de gelmişçesine, bakın sebepleri söyledim. Kur'an bugün gelmiş gibi tazedir. Binlerce ayetiyle söylüyor. Bütün peygamberler aynısını söylüyor. Aralarında peygamberlerin bu konuda ihtilaf yok. Ya o ne bilir ya, İsa yanlış söylemiş bunu. Öyle yok. Hepsi bu iman mevzuunda ittifak halinde. Allah razı olsun hocam. Evet. Hocam duaya geçeceğiz. Tabii. Vakit su gibi akıp geçti. Saniye teyzemizin 56 bin mi kelime-i tevhid okumuş, çekmiş. Ya. Merhum eşiniz için mi? Mehmet Bey eşiniz değil mi? Evet. Onu duaya katmanızı rica tabii ediyor. Tabii efendim. Ben teşekkür ediyorum. Gazi Osman Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Okul idaresine, değerli müdürlere, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bekleriz tekrar. Sevgili milletimizin bugünkü musapları olacak İnşallah. Bunlar. Asıl başta söylenecek sözü sonunda söyledim. Dünün musabı kimdi? Bugün niçin bu gençler musab? Ya. Anadolu'nun aziz milletimizin bugünkü musaplarıdır bunlar. Allah sizlere zihin açıklığı versin. Başarılar diliyorum evet, hepinize. Evet. Başka programlarda inşallah tekrar görüşürüz. Evet, duayla bitireceğiz. Cumanız tekrar mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Haftaya inşallah cuma sohbetlerinde yeniden birlikte olacağız. Amin. Amin. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil müttakin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin.
ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ya Erhamer Rahimin, bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin, sana hamdolsun. Amin. Bizi bir hicri yılbaşına daha yetiştirdin, sana hamdolsun. Amin. Bu yılımızı hayırlara vesile eyle. Amin. Kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan hıfzu emanında eyle. Amin. Yüzyıllardan beri senin için yaşamış, senin için ölmüş, üzerinde güneş batmayan yerlerin taşına, toprağına namını, şanını hak etmiş, kılıcını, kalemini, çekicini, kanını, canını, malını hep senin yolunda kullanmış, mağdurların, mazlumların sığınağı olan bu aziz milleti güç yetmez, takat gelmez kulluk imtihanlarıyla muakaze etme ya Rab. Amin. Gönüllerimizi karşılıklı sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle. Amin. Yeni Kerbelalardan, yeni 15 Temmuz fecaatlarından bu mübarek milleti ve ehli İslam'ı hıfzu emanında eyle ya Rab. Amin. Ya Erhamer Rahimin, bizlerden ayrılarak huzuruna varmış cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad, makamlarını cennet eyle. Amin. El açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarı ve bereketler lütfeyle. Amin. İmtihanda başarı bekleyen kardeşlerimize her türlü imtihanda başarı ihsan eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin, hastalarına şifaya bulmaları için dua etmemizi bekleyen kardeşlerimize ve cümle hastalara şifalar ihsan eyle. Bunalımda bulunan kardeşlerimize aydınlıklar lütfeyle. Amin. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nur. Allah müminlerin yarıdır, yardımcısıdır. Onları aydınlığa kavuştururum buyuruyorsun. Maddi manevi bunalımlardan aydınlığa kavuştur ya Rab. Amin. Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için. El Fatiha. Allah'ım.